Herkese iyi akşamlar diliyorum. Hukuk Namına'nın 13. programında değerli meslektaşımız Avukat Hüseyin Ersöz ile savunma makamına, avukatlık mesleğimize yönelik tehditleri konuşacağız. Sevgili meslektaşımız Balyoz, Ergenekon, Oda TV gibi artık Türk hukuk tarihine geçmiş birçok önemli ceza davasında avukatlık yapmış tecrübeli bir ceza avukatıdır. Malum bu konu ne yazık ki çok güncel bir konu haline geldi. Konuşulması gereken, üzerinde durulması gereken bir konu. Biz de o yüzden bu akşam bunu ele almak istedik. Sözü değerli program partnerim Mehmet Hocam'a bırakıyorum. Buyurun hocam. Teşekkür ederim Banu Hanım. Ben de sevgiyle önce dinleyicilerimizi sonra da konuğumuzu selamlıyorum. Bugün yine ilginç bir yerden programa katılıyorum. Arabadayım. Maalesef biz avukatların kaderi böyle, işte duruşmaya gidiyoruz. Ama duruşmaya giderken de tabii ne kadar baskı altında olacağız, ne kadar başarılı olacağız, daha doğrusu mahkemeler nasıl böyle iyi çalışmayacak mı gibi bir sürü düşünce de kafamızın içerisinde. Daha doğrusu savunma üzerine yapılan baskıları da konuşacağız. Konuğumuz hepiniz tarafından çok iyi tanınan ve gerçekten mesleğinde çok başarılı ceza hukuku avukatı Hüseyin Ersöz, ki Balyoz, Ergenekon gibi davalarında avukatlığını yapmış ve bu konuda hem yapılan baskıları yaşamış hem de tecrübe edinmiş bir avukat arkadaşımız. Yani ben önce tabii şu soruyu sorarak sözü konuğumuza vermek istiyorum. Savunma üzerinde yapılan baskılardan ne amaçlanmaktadır? Evet. Öncelikle merhaba. Öncelikle değerli hocam çok teşekkür ederim. Sağ olun. Banu Hanım çok teşekkür ederim. Beni takdim ederken kullanmış olduğunuz tanımlardan, sıfatlardan dolayı. Bizi izleyenleri tabii ki yine saygıyla selamlıyorum. Bu ülkede tabii avukatlık yapmak gerçekten zor. Avukatlık misyonunu taşımak da çok zor. Avukat olarak duruşma salonlarında söz söylemek, hak aramak, müvekkilinizin menfaatlerini korumak, bunların hepsi gerçekten çok zor. Çünkü avukatlık dediğiniz meslek esas itibariyle bir hukuk devletinde, yani demokrasilerde ve hukuk devletlerinde hukukçuluğu hakkıyla yapabileceğiniz bir mecra, bir alan oluyor. Fakat ne yazık ki demokrasi çok fazla gelişmemiş olan ya da hukuk devleti açısından sorumlu bir takım yaklaşımların olduğu ülkelerde ise hukukçuluğun yanında aynı zamanda biraz da aktivist bir rol üstlenmek zorunda kalıyorsunuz avukatlar olarak. Hepimiz bu ülkede bunu yaşıyoruz. Yani çoğu zaman duruşma salonlarında müvekkilimizin menfaatlerini korumak ve savunmak noktasında hukuki argümanlar kullanırken, diğer yandan da o duruşma salonundan dışarı çıktığınızda çoğu zaman da onlarla ilgili açıklamalar yapmak ya da savunmanın o duruşma salonlarında ya da yargılama süreçlerinde karşı karşıya kaldığı hak ihlallerini de ifade etme ihtiyacı hissediyorsunuz. Bu açıdan baktığınızda aslında sorduğunuz soruya şu şekilde cevap vermek lazım. Yani savunma makamı ne tür baskılarla karşı karşıya kalıyor? Birçok baskıyla karşı karşıya kalıyor. Bunu değerli meslektaşlarımız aslında burada teker teker anlatmak, fiilen bu işin içerisinde olan meslektaşlarımız açısından tabii ki çok da faydalı bilgiler olmaz. Ama özellikle duruşmaya çıktığınız zaman temel hak ve özgürlükler konusunda, özellikle kamu hukuki yargılamalarında, ceza hukuki yargılamalarında bununla çok fazla şey yapıyoruz, rastlıyoruz. Adeta işte ya şu avukatlar da olmasa bu yargılamalar ne güzel yapılır şeklindeki bir yaklaşımın özellikle kürsüden bize bakan bakışlardan çok rahat bir şekilde şey yapabiliyorsunuz, okuyabiliyorsunuz. Geçtiğimiz günlerde Bölge Adliye Mahkemesi'nde bir yargılamaya katılmıştım ve aslında bu Bölge Adliye Mahkemesi'ndeki yargılama, duruşmacı olarak yapılmış olan yargılamada hakimlere yönelik olarak şunu söylemiştim. Yani ben bu ülkenin bir hukuk devleti olduğuna inanmıyorum. Buradan bunu tekrar edeyim. Bir hukuk devleti olduğuna inanmıyorum. Çok problemli bir yargı sistemimizin, adalet mekanizmasının olduğunu şey yapıyorum, düşünüyorum. Öyle ki bu ülkede Anayasa Mahkemesi kararlarının ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının dahi uygulanmadığı bir dönem yaşıyoruz.
Bunu şey yaptım, vurguladım ve biraz onları rahatsız edici bir şeyler söyledim. Arkasından da benim en sevdiğim kararların özellikle muhalefet şerhi çıkan kararlar olduğunu şey yaptım, ifade ettim. Ve oradaki yargıçlardan bir tanesi de diğer iki üyeyle benim konuşmam sonrasında uyuşmayan bir görüş şey yaptı, ifade etti. Ve ben bir kere duruşma salonuna girdim. Ya galiba bir muhalefet şerhi gelecek dedi başkan ve beni duruşma salonundan şey yaptı, çıkarttı. Ben ikinci defa tekrar duruşma salonuna girdim. Sonra kaldım karar şey yaparken, tebliğ edilirken. O yüzden aslında ben avukatlığı hani kürsüden baktıkları zaman bize ya şu avukatlar olmasa bu yargılamaları ne güzel idare ederiz, bu yargılamalar ne iyi olur mantığının karşısında aslında hakimlerin vicdanını rahatsız edici ya da onları sizin düşüncenize sevk edecek en ufak bir değerlendirmeye ya da yöneltmeye maruz bırakmak benim açımdan avukatlığı layıkıyla yapmak anlamına geliyor. Fakat bunları yaparken de aslında sizin sorduğunuz soruya şu şekilde cevap vermek istiyorum. Bunları yaparken de ne yazık ki biz avukatlar bu sefer hedef alınmaya başlıyoruz. Özellikle ne yazık ki siyasi yargılama süreçlerinde avukatların müvekkilleriyle özdeşleştirilmesi sorunuyla ne yazık ki karşı karşıyayız. Ve bu özdeşleştirme ne yazık ki onların soruşturma geçirmelerine, onlar hakkında mahkemelerde, duruşmalarda suç duyurularını, yaptıkları savunmalardan dolayı suç duyurularını bulunmasına ya da işte gözaltına alınmalarına ve tutuklanmalarına kadar varacak olan bir takım durumlarla karşılaşmasına, fiili durumlarla karşılaşmasına diyor. Sevgili üstadım, şimdi şeyle savunmada avukatın savunduğu kişiyle özdeşleştirilmesi sorununa çok önemli bir sorun. Ona çok uzun uzun değineceğiz. Ona girmeden önce bir şey, bu muhalefet şerhleriyle ilgili bir konuyu belki birazcık daha konuşalım. Muhalefet şerhi yazan ya da yazmaya cesaret eden diyeyim hakimler de aslında avukatlar kadar övgüye değer, değil mi? Kesinlikle öyle. Ben bunu özellikle bu biliyorsunuz Barış Akademisyenleri Bildirgesi'nde çok şaşırmıştım. Biz tabii ki özel yetkili mahkemelerde görev alan hakimlerin ve savcıların işte belirli kriterlerle oralarda görev yaptığını şey yapıyoruz, düşünüyoruz. Fakat o Barış Akademisyenleri yargılamalarında bir hakim daha Anayasa Mahkemesi tarafından bu aslında ifade hürriyetidir kararı çıkmadan önce evet bu ifade hürriyetidir şeklinde bir muhalefet şerhi vermişti. Ve işte değerli hocam söylediğim gibi yani bunlar gerçekten bir hukukçunun keyif aldığı şeyler, anlar. Çünkü orada bir hukukun zerresini şey yapıyorsunuz, görüyorsunuz. Ve o karara baktığınız zaman o 2-1 red kararındaki o iki kişinin yani mahkumiyet kararı veren iki kişinin aslında söyledikleri şeylerin çok genel geçer şeyler olduğunu fakat onun altında yazan muhalefet şerhinde hukuki değerlendirmelerin yer aldığını, ifade hürriyetiyle ilgili hukukun orada yer aldığını şey yapıyorsunuz, yani görüyorsunuz. O insanı heyecanlandıran bir şey. Bu çok yakın bir zamanda Barışların yargılandığı bir dava vardı. Barış Pehlivan ve Murat Ağırel'in tutuklu olduğu. Orada da çok enteresan bir şey olmuştu. Tutukluluk incelemesinin tam adli tatil sırasında mahkeme başkanının izinli olduğu bir tarihte geçici olarak görevlendirilmiş olan başka bir mahkemenin başkanı Barış ve Murat Ağırel'in tahliye edilmesi yönünde görüş bildirmişti. Mesela bu da özellikle kamuoyunda oldukça şey yapmıştı, yer almıştı. Yani bu tür gerçekten hakimler tarafından verilecek olan cesur kararlara ihtiyaç var bu ülkede, bu ülkenin demokrasisinin ve hukuk devletinin gelişmesi için. Çok yakın bir zamanda Amerika Birleşik Devletleri'nde bir yüksek yargıcın vefatı sonrasında on binlerce insanın sokaklara döküldüğünü ve yas tuttuğuna şahit olduk. İşte ben de aslında buradan yola çıkarak şunu söylüyorum. Yani bu ülkede gerçek bir hukuk devleti olacağımız zaman İşte özgürlükler noktasında karar vermiş olan, temel hak ve özgürlüklerin geliştirilmesi noktasına karar vermiş olan baskıcı otoriter rejimlerin bize dayatmış olduğu bir takım kuralları ya da hukuk dışı uygulamaları ortadan kaldıran, yargı kararlarına imza atan yargıçların vefatı sonrasında on binler sokağa döküldüğünde
biz gerçek bir hukuk devleti olacağız. Siyasiler demiyorum, yargıçlar bu kararları verip, yargıçların bu kararları sonrasında vefat ettiklerinde insanlar sokağa dökülürse gerçek bir hukuk devleti ve demokrasi olduğumuza da ben bir kez daha inanacağım. Yani aslında en bağımsız olması gereken yargıçlar, yargı bağımsızlığı, en bağımsız olması gereken yargıçlar özellikle ülkemizde şu dönemde ne yazık ki bu bağımsızlığa sahip olarak görmüyorum. O yüzden bu muhalefet şerhi verenler veya hukuki olarak beklediğimiz kararları veren yargıçları ben cesur yürek olarak nitelendiriyorum şu dönem için. Gerçekten çok önemli. Bir şekilde çünkü bu verilen kararlardan sonra bazı yaptırımlarla karşılaştıklarını görüyoruz. O yüzden çok değerli. Yani bir avukatın bağımsız olarak devlet memuriyeti değil, herhangi bir bağımlılığı yok. Bir bağımsız olarak müvekkilini temsil ederken yaptığı savunma da çok çok değerli ve önemli. Ama hakimlerin bu bir nevi baskı altındayken verdikleri bu kararlar çok daha kıymetli ve çok önemli hukuk için diye düşünüyorum ben de meslektaşım. Çok haklısınız. Yine bununla ilgili olarak geçtiğimiz günlerde bir duruşmada bu yüksek yargıcın vefatı sonrasında sokağa dökülen insanlardan bahsederek bir örnek vermiştim. Yine başka bir yüksek yargıca, Türkiye'deki bir yüksek yargıca. Ve onun bana cevabı şu oldu, duruşmaya ara verildiği sırada. Ama dedi, orada yedi, hakimlerin dedi, bir takım güvenceleri var dedi. Bu cevabı aslında bunu söyledikten sonra şey yapıyordum, bekliyordum. Ben de bunun üzerine özellikle o 2010-2011'li yıllardaki şeyi örnekledim. Yani o Balyoz ve Ergenekon davaları sırasında özellikle muhalefet şerhi veren yargıçlar vardı. Yine o sanıkları hani işte ülkenin bağırsaklarının temizlendiğinin ileri sürüldüğü siyasiler tarafından açıklamaların yapıldığı ya da işte ülkedeki Gladio'nun tasfiye edildiğinin ileri sürüldüğü işte o dönemin kudretli savcılarının bir zaman gelecek heykellerinin dikileceğini söylendiği zamanlardı tabii ki bunlar. O tarihlerde bir takım yargıçlar çıkıp temel hak ve özgürlüklerle ilgili olarak, özgürlük hakkıyla ilgili, tutuklama tedbirleriyle ilgili olarak orada çok cesur kararlar veriyorlardı ve daha sonra 2010'da yapılan referandum sonrasında HSK'nın yapısı değişince bu hakimlerin hepsi farklı yerlere sürüldü. Hatta onlardan bir tanesi de Oktay Kurban'da hatırlayacaksınız. Hemen arkasındaki Atatürk posterini kolunun altına alıp Atatürk'ü burada bırakmayacağım, onun burada yeri yok şeklinde Beşiktaş Adliyesi'nin terk ettiği görüntüleri hala şey yapıyoruz, hatırlıyoruz. Yine muhalefet şerhi yazan Köksal Şengün ve Şeref Akşam gibi isimler de vardı. Bunlar gerçekten çok değerli. Bunlar bir hukuk sistemini ya da adalet mekanizmasını değerli kılan şeyler. Ben o muhalefet şerhlerini hala şey yaparım, saklarım. Onları klasörlerim, onlardan çok fazla ders çıkartırsınız. Yani hukukun şeylerini orada görürsünüz. Esas hukuku orada görürsünüz. O verilmiş olan kararlarda değil de muhalefet şartlarında görürsünüz. Ama tabii ki şey yani bu yargılama süreçleri her ne kadar cesur hakimler eliyle işte bir hukukilik kazansa da ya da orada hukukun kırıntılarını, zerrelerini görseniz de tabii ki avukatsız bir yargılamanın söz konusu olamayacağını ve o duruşmalarda özellikle görev alan meslektaşlarımızın çok büyük özverilerle o yargılama süreçlerinde yer alarak hukuki arayışın içerisine girdiklerini tabii ki ifade etmek lazım. Çünkü yani bir şehrin yani İstanbul'un neredeyse 60 kilometre dışındaki bir duruşma salonunda yapılan yargılamalara bu meslektaşlarımız gidiyorlardı ve orada sürekli baskıyla, haklarındaki suç duyurularıyla ya da adil yargılanma hakkını ciddi anlamda zedeleyecek olan durumlarla karşı karşıya kalıyorlardı. Yani orada onların tabii göstermiş oldukları fedakarlık da bu ülke demokrasi için ve insan hakları ve kazanımları için de ben önemli olduğunu düşünüyorum. Doğru. Kesinlikle haklısınız. Katılıyorum. Şimdi tabii aslında biz olması gerekenin sanki çok olması gerekenden farklı bir durummuş gibi değerlendiriyoruz değil mi? Hakimlerin, avukatların hukuka uygun ve bağımsız olarak savunma yapmaları
çok normal bir durum olması gerekirken, övünülecek ya da övecek herhangi bir durum olmaması gerekirken, tabii bizim gibi ülkelerde yargının ve savunmanın bu kadar baskı altında tutulduğu ülkelerde bunlar artık cesurca davranışlarmış gibi ortaya çıkıyor. Oysa çok normal olması gerekeni konuşuyoruz aslında biz şimdi burada. Tabii bunu eleştiri anlamında söylemiyorum da bir tespit yapmak anlamında söyledim. Şimdi gelelim isterseniz savunmanın savunduğu kişi veya konuyla ilgili özdeşleştirilmesi konusuna. Yani birçok avukat arkadaşımız mutlaka savunma yaparken şu hissi hissediyordur, şu duyguya kapılıyordur. Aman ben bunu söylersem acaba hakim kızar da müvekkilime farklı bir uygulamamı yapar ya da bana kızar, benimle ilgili bir kin ve garez mi besler diye düşünüyoruz. Siz de bunu mutlaka tecrübeli bir avukat ve meslek hayatınızda çok kez görmüşsünüzdür. Burada evet hocam, yolda olduğu için sanırım kısa bir burada meslektaşlarımıza nasıl bir öğütte bulunalım? Tabii şöyle hocam, yani bunu tabii ben bir öğüt olarak nitelendirmeyeyim. Siz bizim değerli hocamızsınız. Sizden gelecek olan öğütleri ben her zaman kabul ederim ama ben şöyle bir tavsiyede bulunayım en azından kendi tecrübelerimden yola çıkarak. Şimdi tabii bu çoğu zaman o savunma kürsüsünde, savunma masasında oturan avukatın bir çıkması, doğrusunu söylemek gerekirse. Çünkü orada evet bir taraftan avukatın kendi bir otokontrol mekanizması var müvekkiliyle özdeşleşmemek noktasında. Fakat diğer taraftan da müvekkilinin de ona karşı bir takım şeyleri var, uyarıları var. Ve bunu şey yapabiliyor, içselleştirebiliyor. Şimdi şöyle bir değerlendirme yapayım. Yani ben tabii sizin de bahsetmiş olduğunuz o yargılama süreçlerinde görev yaparken bunu hiçbir zaman yaşamadım. Ve orada biz diğer değerli meslektaşlarımla birlikte çok özgür bir ortamda avukatlık mesleğini yürütüyorduk. Çünkü o yargılamada yargılanan kişilerin karakterleri ve siyasi duruşları da buna müsaade ediyordu. O yüzden ben yani geçen gün bir şey çıkardım, bir istatistik çıkarttım. Kaç defa acaba bu yargılamalarda reddi hakim talebinde bulunmuşum diye. Yani 60 küsür tane reddi hakim talebinde bulunmuşum. Ve yaklaşık 70 tane de HSK şikayeti yapmışım. Şimdi biz o tarihlerde tabii bunların müvekkilimize verebileceği zararları düşünmeksizin bunları yapıyorduk. Çünkü bir zarar vereceğini düşünmüyorduk. Fakat şu an düşündüğümde, yani 10 sene öncesiyle şu anki hukuk sistemini karşılaştırdığımda bugün mesela yaptığım bu şikayetlerin müvekkillerime bir zararının dokunup dokunmayacağı konusunda bir takım çekinceler yaşıyorum. Ha, bana kalsa ben yapmaya devam ederim. Gerekiyorsa, yani bunun şartları eğer oluşmuşsa bunu yapmak gerektiğini de şey yaparım, düşünürüm. O yüzden meslektaşlarımızın da bu konuda tabii ki sadece hukuk ölçütleri çerçevesinde hareket ederek eğer bunun şartları eğer oluşmuşsa, bir hukuk aykırılıkla karşı karşıyalarsa, bundan bir sonuç elde etmeyeceklerini bilseler dahi bu hukuki yolları, yani reddi hakim olsun, HSK şikayeti olsun, bunları işletmelerini öneririm. Bu biraz tecrübeyle sabit. Ben en son HSK şikayetimi Barışlar'ın işte yargılandığı davada yaptım. Ve orada işte biliyorsunuz 3 imzalı, altında başsavcının da imzasının olduğu bir iddianame çıkmıştı. Ve soruşturma aşamasında işte müdafileri katılmaksızın tutukluluk incelemesi yapılması, aynı gün içerisinde bir müdafilerle beraber bir müdafilersiz tutukluluk incelemesi yapılması gibi bir takım hukuka aykırılıklarla da karşılaşmıştık. Ve bütün bunların hepsini bir HSK şikayeti haline getirdik. O HSK şikayetini yaptıktan sonra tabii ki hedef haline de şey yaptık, geldik ve girdiğimiz işte davalar, savunduğumuz müvekkiller, cezaevinde müvekkillerimizi kaç defa şikayet ettiğimiz gibi bir takım şeyler de işte yandaş basın olarak nitelendirebileceğim o basın kuruluşlarında yayınlanmaya başlandı. Ne yazık ki
Bunlar her dönem özellikle bu yargılama süreçlerinde görev alan avukatların karşı karşıya kalabileceği risklerden sadece bir tanesi. Ama siz eğer bir hukuk adamı olarak hukukun emretmiş olduğu sınırlar içerisinde kalıyorsanız, hukukun size tanımış olduğu yetkileri eğer kullanıyorsanız, hiçbir şeyden korkmanıza ve çekilmenize gerek olmadığını düşünüyorum. Evet, bundan dolayı avukatların zarar görmesi söz konusu olabilir. Örneğin ben iki defa yargılandım Silivri Ağır Ceza Mahkemesi'nde. Dört defa da soruşturma geçirdim. Ve bu, yani bunlardan işte beraat ettim ya da bu soruşturmalar takipsizlik kararlarıyla neticelendi. Ama tabii ki meslektaşlarımız, benden çok daha fazla bunlara muhatap kalmış olan meslektaşlarım da vardır. Ama şunu ifade etmek gerekir. Yani biz hukuk adamıyız. Hukuk adamları olaylara ve olgulara göre hareket etmek zorundadır ve bir otokontrol içerisinde kendilerini hissetmemeleri gerekir. Biz hani o geçmişteki babacan mahkeme başkanlarını ve babacan hakimleri, savcıları aslında biraz da yapıyoruz, arıyoruz. Genç meslektaşlarımız belki bilmezler ama bizim üstadlarımız bize her zaman şunu söylerdi. Duruşmada çok da bağıran yargıç en adil kararı verecek olan yargıç olur her zaman derlerdi. Ve onlara hangi savunmayı yaparsanız yapın ya da ne kadar sert eleştiriler yöneltirseniz yöneltsin ve size asla cevap vermezlerdi. Çünkü o yargıçlar ve hakimler, biz kararlarımızla konuşuruz. Siz bizim kararlarımızı göreceksiniz. Bizim ne kadar adil olup olmadığımızı derlerdi. Fakat şu anda işte basının önüne çıkıp açıklama yapan mı ararsınız? Yoksa işte bir takım hukuki olarak nitelendiremeyeceğim sıfatları ya da tanımlamaları iddianameye yazan Cumhuriyet Savcılarını mı istersiniz? Ya da işte bir takım şeyler verirken, kararlar verirken tarafsızlıklarından ve bağımsızlıklarından şüphe uyanmasının nedeni olacak bir takım sıfatları ve tanımlamaları gerekçeli kararlarına yazan hakimlerden mi dem vurursunuz? Bunların örneklerini ne yazık ki çok sık yaşamaya başladık. Bunlar da bu ülke sisteminin en azından görünüşte tarafsızlık ve bağımsızlık sorununu gündeme getiren şeyler. Ama son söz bu konuyla ilgili olarak biz hukuk adamıyız ve hukuk adamları hukuk neyi gerektiriyorsa o şartın ve olayın şartları içerisinde buna göre hareket etmelidir ve buna göre karar vermelidir. Doğrusunu söylemek gerekirse işte bir takım otokontrol mekanizmaları geliştirmenin, en azından kendi adıma yapayım söyleyeyim ya da bundan ben de zarar görür müyüm şeklindeki bir düşüncenin bağımsız ve tarafsız bir yargı sisteminin içerisinde, bir adalet sisteminin içerisinde olmaması gerektiğini düşünüyorum. Ama muhtemelen konuşacağız, birçok meslektaşımız da ne yazık ki bazıları şu anda bununla ilgili gözaltında, bazıları tutuklu, bazılarının ise haklarında kesinleşmiş yargı kararları var. O yüzden meslektaşlarımızın böyle bir kaygıya kapılmasında doğrusunu söylemek gerekirse oldukça olağan karşılıyor. Ben de tam o konuda bunu söyleyecektim ki siz cümleyi öyle kapattınız. İdealist anlamda, ideal düşünceyle kesinlikle katılıyorum. Söyledikleriniz çok doğru. Ama son dönemlerde sanki hissediyorum, yargılanan belli suçlar isnat edilmiş şahıslar değil de sanki yargılanan bir avukatlık mesleği gibi hissediyorum, görüyorum açıkçası. Ben de 20 yılın üzerinde avukatlık yapıyorum. Dediğiniz gibi hani ilk 10 yılımızla ikinci 10 yılımız arasındaki farkı ben de net olarak görebiliyorum. Sadece avukatlık faaliyetleri nedeniyle suçlamalar gibi gelen, hani dosyaların içeriğini bilmiyorum tabii ki, hani bir hukukçu olarak okumadığım dosyayla ilgili çok net bir şey söyleyemem ama basına yansıyan, işte bazı meslektaşlarımızın bazı ifadeleri bir kısmı da olsa basına yansıdı. Bunları gördüğümüzde ya biz diyoruz ki avukat olarak, ya zaten hani avukat olarak yapması gerekenleri yapmış, hani bunlarla mı suçlanıyor gibi tepkiler veriyoruz. Meslektaşım burada bu mesleğimiz açısından büyük bir tehdit olarak görüyorum ben. Sizin bu konuya, bu özelde bakış açınız ne? Mesela biz geçen hafta CHD'li avukatların yargılanması ile ilgili avukat Severel Hanım'la konuştuk.
Ardından kısaca değindik. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın şu anda FETÖ-PD'ye avukatlık yapılanması ile ilgili soruşturması var. Yani burada bizim dışarıdan gözlemleyebildiğimiz hukukçu olarak dosyanın tarafları olmadan mesleğimizin yargılanması gibi geliyor bana. Yani buradaki görüşünüzü de merak ediyorum. Evet. Şimdi tabii ben öncelikle çekincenize size şey yapıyorum, hak veriyorum. Yani hiçbirimiz bu dosyaların içeriğini tam anlamıyla şey yapmıyoruz, bilmiyoruz. Ancak sadece hakim olabildiğimiz kadarıyla bunlarla ilgili olarak yorum yapıyoruz. Bu ülkede hiç kimsenin bir hukuk dokunulmazlığına sahip olmadığını zaten savunan insanlarız. Ancak diğer taraftan bu hukuk uygulanırken özellikle avukatlar söz konusu olduğunda müvekkilleriyle özdeşleştirilmemeleri gerektiğini ve onların çok daha aslında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarıyla da belirlenmiş olan çok daha geniş özgürlük alanlarının olduğunu bir kez daha ifade etmek lazım. O yüzden de bu konularda savcılıklar tarafından bir soruşturma yürütülürken çok daha esnek ve çok daha avukatların penceresinden bakan bir bakış açısının hakim olması gerektiğini de tabii ki şey yapalım, ifade edelim. Şimdi ben özellikle Çağdaş Hukukçular Derneği'ndeki meslektaşlarımızla ilgili yargılama sürecinde sadece tabii dosyayı inceledim ve sonrasındaki kararları şey yaptım, değerlendirdim. Geçen haftaki yayınınızı da izleme fırsatını da şey yaptım, buldum. Oldukça faydalandığım bir yayındı. Çok teşekkür ederim meslektaşlarım adına. Şimdi şöyle tabii şey yapayım, ifade edeyim. Orada meslektaşlarımızın özellikle adil yargılanma talepleri noktasında bir takım şeyleri vardı, talepleri vardı. Ve iki meslektaşımız da bu konuyla ilgili olarak bir ölüm orucuna başlamışlardı ve bunun neticesinde ne yazık ki bir meslektaşımız hayatını kaybetti. Ben insan hayatının karşısında her şeyin hükümsüz olduğuna inanan birisiyim, bir vatandaşım, sıradan bir insanım. O yüzden hiçbir şeyin yaşam hakkından çok daha değerli olduğunu düşünmüyorum. Ne yazık ki Yargıtay'ın kararı birazcık daha gecikti ve geciktiğinden dolayı da böyle bir kayıp yaşanmak zorunda kaldı, yaşandı. Şimdi burada tabii ki şöyle, yani meslektaşlarımız orada özellikle adil yargılanma hakkıyla ilgili olarak bir takım değerlendirmeler yapıyorlardı ve özellikle kendileriyle ilgili müvekkilleriyle özdeşleştirildikleri noktasında bir takım eleştirileri vardı. Orada adil yargılanmanın koşullarının oluşturulmasını talep ediyorlardı. Fakat son tahlilde Yargıtay 16. Ceza Dairesi onların büyük bir kısmıyla ilgili olarak bir onama kararı verdi. Yani yerel mahkemenin mahkumiyet kararını onadı. Diğer yandan da bazı meslektaşlarımızla ilgili olarak da bozma kararları verdi. Fakat bu bozma kararlarını verirken de onlar hakkında 18. Ceza Dairesi'nin devam eden bir yargılama sürecini gerekçe olarak şey yaptı, gösterdi. Ve isnat edilen terör örgütü üyeliği suçuyla ilgili olarak orada bir yargılama olduğundan dolayı bir kişiyi aynı suçtan iki defa yargılayamazsınız dedi. Ve dosyaların oradaki dosyayla birlikte ele alınması gerektiğini şey yaptı, ifade etti. Ve ölüm orucundaki diğer meslektaşımızla ilgili olarak da aslında bir onama kararı verdi yanlış hatırlamıyorsam ve onunla ilgili olarak da infazın durdurulmasına şey yaptı, hükmetti. Yani burada o yüzden bu konuyu ele alırken birincisi burada tabii birincisi adil yargılanma hakkıyla ilgili kriterlerin ya da adil yargılanma hakkıyla ilgili prensiplerin ne ölçüde Yargıtay 16. Ceza Dairesi tarafından uygulandığını ya da benimsendiğini tabii ki sorgulamak gerekiyor. Çünkü özellikle 15 Temmuz bu ülkenin hukuk sistemi için bir bıçak sırtı dönem. 15 Temmuz'dan önce özellikle 16. Ceza Dairesi'nin kararlarına baktığınız zaman ya da Yargıtay 9. Ceza Dairesi'nin bazı istisnalar haricindeki kararlarına baktığınız zaman çok daha özgürlükçü kararlar verdiğini görüyoruz. Fakat ne yazık ki 15 Temmuz'un o otoriter, 15 Temmuz sonrasındaki otoriter yapının bu ülkenin hukuk sistemine de ne yazık ki sirayet ettiğini ve 16. Ceza Dairesi'nin o kararlarından ve prensiplerinden uzaklaşarak artık kararlar vermeye başladığına şahit oluyoruz. Ama şunu da biliyorum, yani özellikle Yargıtay'ın içerisinde ceza dairelerinde görev alan bazı yargıçların özellikle 15 Temmuz öncesindeki o daha insancıl ya da insan haklarını daha merkezde oturtan yaklaşıma yeniden dönülmesi şeklinde görüşlerinin olduğunu da biliyorum. Şimdi o yüzden Çağdaş Hukukçular Derneği mensubu meslektaşlarımızla ilgili olarak verilmiş olan kararın en azından
benim vicdanımı şahsım adına şey yaparsan konuşursan yaralayan, diğer taraftan da adil yargılanma hakkının gereksinimlerini tam anlamıyla karşılamayan bir yargılama süreci neticesinde verilmiş olan bir karar olduğunu ben kendi adıma şey yapabilirim, söyleyebilirim. Orada da yine müvekkilleri adına bir takım basın açıklamaları yapmaları ya da protesto gösterilerine katılmaları ya da onlar adına bir takım açıklamalar yapmalarında kendilerine suç olarak yöneltildiğine şahit olmuştum. Bunu bütün avukatlar, neredeyse bütün siyasi yargılama süreçlerinde yaparlar. Çünkü ben şunu ifade edeyim, yani Ergenekon ve Balyoz davaları sırasında özellikle duruşma salonlarının içerisindeki adil yargılanma hakkı ihlalleriyle ilgili olarak çıkıp bunlarla ilgili basın açıklaması yapmasak, bunlarla ilgili olarak HSK şikayeti yapmasak ya da basında yapmış olduğumuz reddi hakim taleplerini eğer ifade etmesek, bunları duyurmasak, böyle bir durumda belki de şu anki haksız, yani o dönemde yaşanmış olan haksızlıkları kamuoyuna mal etmek de mümkün olmayacaktı. Bu konuyla ilgili olarak meslektaşlarımız Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına baktıklarında aslında bunun olağan avukatlık faaliyetinin, savunma görevinin bir parçası olduğuna dair ahim kararlarının olduğunu da rahatlıkla görebilecekler. Diğer taraftan tabii ki zannediyorum ki iki hafta kadar önce gerçekleşmiş olan Ankara'da bir FETÖ soruşturması kapsamında meslektaşlarımızın yine gözaltına alınmaları ve soruşturma geçirmeleri söz konusu. Zannediyorum ki en son suç ceza hakimliklerine sevkleri gerçekleşmişti ve zannediyorum ki bir kısmı hakkında tutuklama kararları da şey yaptı çıktı. Ben o tutanakların, yani sorgu tutanaklarının hepsine ulaşma imkanım tabii olmadı ama Ankara'daki bir meslektaşım aracılığıyla o tutanaklardan bir tanesini okuma şansım oldu ve hepimizin eleştirdiği ve sosyal medyada da özellikle avukat hakları grubu tarafından ve işte baromuz İstanbul Barosu tarafından ve başka barolar tarafından da eleştiri konusu yapılan bir takım soruların meslektaşlarımıza yöneltildiğini gördüm. Yani orada tamamıyla salt sorulmuş olan soruların neredeyse %80'i %85'i yürütmüş oldukları avukatlık faaliyetiyle ilgili şeylerdi, sorulardı. Ben ifade tutanağını okuduğum zaman 37 sayfalık bir ifade tutanağıydı ve tamamı, neredeyse %85'i bunlarla alakalıydı. O meslektaşımız hakkında daha önceden, tabii olayın başka bir hukuki boyutu daha vardı, o da tabii şey yaptı, dikkatimi çekti. O meslektaşımız hakkında daha önce bir FETÖ davası açılmış ve aslında o meslektaşımız şu anda bir ağır ceza mahkemesinde de yargılanıyor. Ve yargılanan, yani bir kişiyi bu hukuk, yani genel bir prensiptir ceza yargılamasında, aynı suçtan dolayı iki defa yargılayamazsınız. Yani o davanın reddi sebebidir. Fakat bunun dahi göz ardı edilerek o kişi hakkında bir soruşturma yürütüldüğünü ve gözaltı kararı hakkında verildiğini orada gördüm, okudum. Diğerleri de öyle midir bilmiyorum ama en azından okuduğum kadarıyla bunu şey yapabilirim, ifade edebilirim. Ve orada işte müvekkillerinizle sözleşme yapıyor musunuz? Müvekkillerinizden işte para alıyor musunuz? Bu meslektaşınız neden sizin yerinize itiraz dilekçesi verdi? Ya da siz neden bu duruşmaya girmediğinizde sizin meslektaşınız bu duruşmaya girdi gibi bir avukatın olağan hayatının içerisinde karşı karşıya kalabileceği durumlar emniyet mensupları tarafından sorulmuştu. Yani belki bilmiyorum, yani bunlar savcılık aşamasında, savcılık ifadeleri sırasında ya da sorgu hakimliğindeki sorgular sırasında yöneltilmiş olan sorular olduğunu, tekrar yöneltilmiş olan sorular olduğunu düşünmek istemiyorum. Yani en azından hukukçu olan bir cumhuriyet savcısının ya da bir suç ceza hakiminin bu soruları bir avukata yöneltmesini oldukça garipserim. Yani hadi yine kolluğu bir kenara koyayım, polisi bir kenara koyayım. Ama bunlar tabii ki garip şeylerdi, yani sorulardı benim okuduğum kadarıyla. Ve meslektaşımız da, orada ifadesini okuduğum meslektaşımız da, yani çok böyle hayatın olağan akışının içerisinde aslında bir avukatın günlük rutininin nasıl gerçekleştiğini, işte ben o gün imzam yanımda değildi, diğer meslektaşımın imzasıyla işte itiraz yapmasını istedim, kaçırıyordum çünkü son gündü itiraz süresine şeklinde bir açıklama yapmış. İşte oradaki vergisel bir şeyi, konuyu, işte ben başlangıçta ücret almak zorunda değilim, makbuz kesmek de zorunda değilim. Yani dava bittikten sonra bunun makbuzunu keserim şeklinde bir cevap vermiş. Ondan sonra işte bu duruşmaya neden girmek, yani benim başka duruşmam vardı, ona mazeret gönderdim şeklinde bir şey vermiş, cevap vermiş falan böyle. Yani meslektaşlarımızın orada tabii, o en azından o meslektaşımız için bunu şey yapabilirim, söyleyebilirim. Birebir okuduğum için ifadesini, çok haksız ithamlarla karşı karşıya kaldıklarını orada tabii ki ifade etmek isterim. Ve tabii ki teknik
boyutuyla da daha önce bu konuyla ilgili bir yargılamaya muhatap olmuş olan bir meslektaşımızın aynı konuyla ilgili olarak tekrar bir soruşturmaya maruz kalması tabii ki yani hukuk devleti açısından şey yani incitici bir durum. Bu şey gibi yani bu davalarda neden avukatlık yapıyorsun sorusunu da yöneltildiğini orada şey yapıyordu. Yani genel olarak avukatlar profesyonel olarak olaylara yaklaşırlar ve para kazanmak için, hayatlarını devam ettirmek için bu davalara girerler. Bu bizim işimiz, bu bizim mesleğimiz. Ben olmazsam bir yargılama olmuyor. Yani çok basit bir şey yapacağım, bir örnek vereceğim. 15 Temmuz'un hemen ertesiydi değerli hocam, Banu Hanım. Bir başsavcı arkadaşım beni telefonla şey yaptı, aradı. Ya dedi, Hüseyin dedi, bir de 15 Temmuz sonrasında dedi, darbecilerin davasına dedi, avukatlar dedi girmek dedi istemiyorlar dedi. Ya dedim işte başsavcım işte korkuyorlardır tabii dedim yani bunlara girmekten. Girmeleri lazım aslında ama korkuyorlardır tabii falan dedim. Ya benden şöyle bir ricada bulundu hocam. Yani ya dedi sen dedi arada sırada dedi, televizyonda çıkıyorsun dedi. Televizyona çıktığın zaman dedi lütfen dedi bu davaları dedi girmelerini dedi ister misin dedi. Yani oradan dedi şey yapar mısın dedi. Meslektaşlarını dinliyordun falan. Yani ya bu bir yargılama ya bir yargılamanın söz konusu olabilmesi için avukatın orada olması gerekiyor. Yoksa o bir yargılama olmuyor yani bir kadı düzeni oluyor. Ve siz avukatları bu şekilde baskılarsanız ya da avukatların sesini kısmaya çalışırsanız o zaman da adil bir yargılama olmuyor. Yani en azılı suçluyu dahi bir terörist başını dahi bu ülkenin en iyi ceza hukukçularının savunması lazım. En iyi ceza hukukçularından birkaç tanesi çıkıp orada onunla ilgili savunma yapması lazım. Çünkü bir yargılamayı adil yapan şey orada adil yargılanma hakkından ve savunma hakkından doğan tüm güvencelerin akil hukukçular tarafından orada savunulması, dikte edilmesi. Ya bunlar kabul edilmeyebilir mahkeme heyeti tarafından ama en azından dile getirilmesiyle söz konusu olabilir. Siz adil bir yargılama yapmak istiyorsanız orada alanında uzman, bu konuda istekli olacak olan avukatları, hukukçuları da teşvik etmek durumundasınız. Yoksa zaten bir adil yargılanmanın koşullarını şey yapamıyorsunuz, oluşturamıyorsunuz ve o bir yargılama olmaktan çıkıyor. Evet, sizin söylediğiniz bana babamın anlattığı bir anısını aklıma getirdi. Yıl 1955-56 bir uluslararası konferans var Ankara'da. Bizim Adalet Bakanı katılıyor. Amerika'dan Barolar Birliği Başkanı orada. Bizim Adalet Bakanımız Türk avukatlarının ne kadar onurlu ve ne kadar haysiyetli, daha doğrusu iyi avukatlar olduğunu anlatmak için şöyle bir söz kullanmış. Demiş ki Türk avukatlar tecavüzcü olduğunu bildiği, hırsız olduğunu bildiği, cani olduğu bildiği kişilerin avukatlığını üstlenmezler. Konuşma bittikten sonra sıra Amerikalı meslektaşa gelmiş ve o şöyle bir cümleyle başlamış sözüne. Maalesef biz Amerika'da bizim avukatların elinde Türk avukatlar gibi sihirli bir değneğimiz yok. Yargılama yapmadan önce kimin suçlu olduğunu bilemiyoruz. Bu nedenle Türk avukatları çok kıskanıyorum demiş. Şimdi evet burada aslında sorun gerçekten biz gülüyoruz falan ama çok basit bir sorun aslında. İnsanlığın yüzyıllardır kanlı mücadelelerle elde etmiş olduğu bir takım prensipleri uygulamak zorundayız. Uygulamaktan başka çaremiz yok. Uygulamazsak adil yargılama olmaz. Savunma kendisini baskı altında hisseder diye düşünüyorum. Kesinlikle öyle hocam. Aslında burada tabii şey yani belki şey örneğini vermek lazım. Ya ben tabii kendime örnek aldığım hukukçulardan bir tanesidir. Terörün avukatı olarak geçer Verges. Hatta onun vefatı sonrasında ben bir makale de yazmıştım. Ve şey yani o en büyük pişmanlığının Saddam Hüseyin'in yargılanması sırasında Saddam Hüseyin'in ailesinin gelip kendisine işte avukatı olur musunuz sorusuna verdiği olumsuz yanıtın, o dönemdeki işte biraz da sağlık nedenleriyle olumsuz yanıt olduğunu şey yapar söyler. Yani keşke Saddam Hüseyin'i de savunabilseydim falan diye böyle bir şey yapar, savunma yapar. Gerçekten de bu ülkedeki hukukçuların da bu kafada olması lazım. Ama sadece avukatların tabii bu kafada olması yeterli olmuyor.
Biz daha böyle tabii avukatlar olarak temel hak ve özgürlükler noktasında, adil yargılanma hakkı, özgürlük hakkı, basın özgürlüğü ya da ifade hürriyeti noktasında bir yaklaşıma sahibiz ama diğer taraftan bu özgürlükçü bakış açısının iddia makamında, yani savcılık makamında ya da işte bu kararları verecek olan hakimlerde de olması gerekiyor ve onların da bu konuyla ilgili olarak herhangi bir çekince ya da işte ben görevden alınır mıyım acaba endişesini de yaşamaması gerekiyor. Ne yazık ki bence ülkenin temel problemlerinden bir tanesi bu. Yani ben verdiğim bir karardan dolayı görevden alınır mıyımın endişesi şu anda ağır basan şey. Hatırlayacaksınız bu Baylok meselesi ilk ortaya çıktığı zaman zannediyorum ki Gaziantep'teydi ya da Antalya'da olması lazım. Antalya'da İstinaf Mahkemesi yargıçları bir karar verdiler ve dediler ki ya bu kişiler hakkında Baylok iddiasından başka hiçbir şey yok. İşte Yargıtay tarafından benimsenmiş olan terör örgütü üyeliği kriterlerinden hiçbirisi yok. Yani burada bir araştırılması gereken bir konu var dediler ve Baylok'tan dolayı verilmiş olan mahkumiyet kararlarını bozdular. Daha sonra onlar o kararları bozdukları için bir tanesi işte Kayseri'ye sürüldü, bir tanesi Gaziantep'e sürüldü vesaire falan. Daha bundan bu kararlardan 6-7 ay sonra bu meselenin aslında Mor Bey'in meselesi oldu. Yani hakkında başka iddiaların olmadığı, sadece Baylok iddiasının içerikleri bulunmayan Baylok iddialarının olduğu yargılama süreçlerinde aslında Mor Bey'in hadisesi olarak bildiğimiz bazı programlarının işte kullanmanın sizi Baylok serverlarına yönlendirmesi meselesi olduğu ortaya çıktı. Diğer taraftan biliyorsunuz işte bazı gazeteciler hakkında işte yani kimliklerini bir kenara bırakıyorum. Yani benim için önemli olan şey o kişilerin kimliklerinin ötesinde adil yargılanıp yargılanmadıklarıdır. Savunma hakkının kullanılıp kullanılmadığıdır. Uzun tutukluluğun gerçekleşip gerçekleşmediğidir. Yani ben bu genel prensipleri hukuk güvenliği açısından savunmak zorundayım. Çünkü ben bugün bu prensipleri hukuk güvenliği açısından savunmazsam yarın benim sevdiklerimin başına yani kendi mahallemden birilerinin başına bunlar geldiğinde böyle bir durumda da bunları savunabilecek şeye sahip olmam. Bunlar gündeme geldiğinde de işte hakimler işte bir takım tahliye kararları verdi. O tahliye kararları sonrasında görevlerinden alındılar. Ya da işte Osman Kavala en son örnek. Osman Kavala örneğinde işte Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararının uygulanmamasını bir kenara bırakıyorum. Bu bence bir utanç vesikasıdır. Yine bir takım Anayasa Mahkemesi kararlarının geçmişte uygulanmamasını ben yine ve bazı siyasilerin çıkıp Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulanmaması gerekir şeklindeki açıklamalarını bir kenara koyuyorum. Yani Osman Kavala'nın işte yargılandığı süreçte bakın kimliğini bir kenara bırakarak, siyasi görüşünü bir kenara bırakarak tamamıyla insan hakları açısından olaya baktığım zaman yani burada çok problemli bir yaklaşımın olduğunu, beraat etmiş olan bir adamı daha önce tahliye edildiği başka bir soruşturma dosyasında yeni bir delil ortaya çıkmaksızın yeniden soruşturmada tutuklanmasının söz konusu ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bu konuyla ilgili olarak karar vermiş. Yani o soruşturmayı da kapsayacak şekilde bir karar vermiş. Oradaki delilleri de irdelemiş. Şimdi bütün bunların hepsini tabii üst üste şey yaptığınız zaman, koyduğunuz zaman işte hukukçuların beraat kararı veren yargıçların işte linç edilmesi. Yani bütün bunların hepsi adil yargılamaya gölge düşürecek. Ve bırakın sadece avukatların işte bir takım güvencelere sahip olmasını, yargıçların yani bu konuda karar verecek olan karar mercinde bulunan yargıçların ve Cumhuriyet Savcılarının dahi şey yapacak, baskı altına alınmasına neden olabilecek olan bir şey, bir durum oluşturuyor. Şimdi geçtiğimiz günlerde çok benzer bir olay oldu. Bu akşam gevezeliğim üzerinde lütfen kusura bakmayın. Bir müvekkilimi savcılığa ifadeye götürdüm. Şimdi bu Mor Bey'in hadisesinde tabii bu incelemeler belirli bir tarihe kadar yapıldı. Adli bilişimciler tarafından bu husus çok sıklıkla şey yapılıyor, dile getiriliyor. Belirli bir tarihe kadar yapıldığı için de bu konuyla ilgili olarak Mor Bey'in aslında kullanmış olan kişilerin hala bir kısmı hiç FETÖ ile falan alakası olmamasına rağmen hala soruşturmalar geçiriyorlar ama bu soruşturmalarda askıda bekletiliyor. Geçtiğimiz günlerde buna benzer bir soruşturmada işte bir Nişantaşı sosyetesi olarak nitelendirebileceğim bir doktor hanımı aldım ve ben ifadeye götürdüm. İşte hanımefendiyle beraber gittik, ifademizi verdik falan filan. Savcı Bey işte baktı yani siz mi indirdiniz falan filan işte böyle. Allah'tan o tarihteki işte cep telefonu yanımızda, işte onunla ilgili bilirkişi incelemesi yaptırıldı falan filan. Dosyanın içerisinde bizim sunduğumuz bilimsel mütalaa var. Yani ya dedi ben yine dedi bu konuda dedi
bir takipsizlik kararı dedi zor dedi. Yani başsavcı vekilimle konuşacağım ama bir takipsizlik kararı dedi zor dedi. Yani bir dava açarız herhalde falan filan gibisinden böyle bir şey söyledi. Yani böyle bir pozisyon. O zaman kovuşturma yeri olmadığına dair kararın ne anlamı var yani bu sistemin içerisinde? Ya da sizin orada savcılık makamının karşısına çıkıp bu konuyla ilgili yapmış olduğunuz savunmanın ya da soruşturma aşamasında yaptırmış olduğunuz incelemelerin ne anlamı var? Bunları sorgular şey yapıyorsunuz, hale geliyorsunuz. Yani bunları zorlamak, bunlarla ilgili olarak adil yargılanmanın koşullarını oluşturmaya çabalamak, savunma hakkını müvekkilinizin tam anlamıyla ve en geniş şekliyle kullanmasını teşvik etmek hiçbir zaman suç olarak nitelendirilmemeli. Bunu meslektaşlarımız açısından söylüyorum. Diğer taraftan da bunları kullanmaktan dolayı ya da savunma argümanlarını sonuna kadar zorlamaktan ve bunu kullanamama durumunda, bir sonuç elde edememe durumunda da kamuoyunun vicdanına nakletme işini yapmaktan dolayı avukatların sorumluluğuna da gidilmemeli. Burada çok hassas bir şey var, bir çizgi var. Bunu bütün hukukçuların, sadece avukatların değil, savcıların, cumhuriyet savcılarının ve yargıçların da, hakimlerin de benimsemesi gerekiyor. Eğer bunu bir bütün halinde, biz bu evrensel kriterler üzerinde eğer birleşemezsek, bunları hepimiz savunur hale gelemezsek, zaten böyle bir durumda adil bir yargılamanın koşullarını oluşturabilmemiz ve bu ülkedeki insanların bugün diplerde olan adalet mekanizmasına olan güven endeksini daha yukarılara taşımanın da mümkün olmadığı kanaatindeyim. Meslektaşım, burada müvekkillerimizle özdeşleştirilmek konusunda müvekkil seçimi nedeniyle yaftalanmaları alıştık. Yani avukatlar olarak, ama artık bu bir adım daha öteye gitti. Sanki müvekkil seçimi sebebiyle meslekten ihraca varacak bazı konuşmalar dile getirilmeye başlandı. Doğru. Hani bu da büyük bir tehlike olarak görüyorum mesleğimize yönelik. Yani seçtiğimiz müvekkil sebebiyle meslekten ihraç ne demek? Yani dediğiniz gibi belki de en baş suçluyu, en baş teröristi vesaire savunma hakkımız olması gerekirken böyle bir şeyle karşılaşmak da savunmayı büyük bir baskı altına alır diye düşünüyorum. Bir de bu avukat gözaltıları ile ilgili meslektaşım, belki sizin de müvekkillerinizin başına gelmiş olabilir. Avukat gözaltıları avukatlık kanununa uygun, CMK'ya uygun şekilde yapılıyor mu? Bununla ilgili de çok eleştiriler ve çok olaylar görüyoruz basında, sosyal medyada. Bu konuda da görüşünüzü merak ediyorum. Tabii. Şimdi şöyle başlayayım Banu Hanım. Tabii avukatların müvekkilleriyle özdeşleştirilmesi tabii ki bugünün konusu değil. Geçmişte de çok bunlar vardı. Ne yazık ki bu birilerinin saçma sapan ihtiraslarının bir şeyi, yani parçaları ve kendi mahallelerindeki konumlanmalarının bir sonucu. Ben artık bunlara çok alışığım. Yani Ergenekon davasında avukatlık yaptığım dönemde Ergenekoncu diyorlardı. İşte Balyoz davasında avukatlık yaptığım zaman darbecilerin avukatı diyorlardı. İşte Poyrazköy davasında avukatlık yaptığım zaman işte darbeci askerlerin avukatı diyorlardı. Oda TV davasında dijitallerinin sahtelikleriyle ilgili Beşiktaş Adliyesi'nin önünde bir açıklama yaptığım zaman da bir köşe yazarı benim hakkımda manipülatif avukat şeklinde bir tanımlamada bulunmuştu. O yüzden yani bugün söyledikleri şeyleri çok fazla şey yapmıyorum, önemsemiyorum. Yani bunlar geçmişin şeyleri, ihtirasları. O yüzden hiçbir meslektaşımız da bunları önemsemesin ve kendi işlerine baksın kanaatindeyim, düşüncesindeyim. Zaman zaman İstanbul Barosu'nun da bu konuda duyarlılık gösterdiğini ve geçtiğimiz günlerde zannediyorum ki eski baro başkanımız ve bugün yine baro başkanlığına aday olan bir başka meslektaşımızla ilgili olarak üstlenmiş oldukları müdafilik görevi nedeniyle onlar hakkında bir takım yakıştırmalar yapılmıştı. Bununla ilgili bir basın açıklaması yaptığını da şey yapıyorum, hatırlıyorum. Ve tabii bu açıklamaların ve meslektaşlarımızı sahiplenmenin özellikle kurumsal düzeyde olmasından dolayı da tabii ki memnuniyet taşıyorum, ama daha da ileri tabii şeyler yapılabilir. Bu ayrı bir şey. Şimdi o yüzden ne yazık ki bu tür yakıştırmalar bugün de var. Yani bu özdeşleştirmeler bugün de var.
Hayır, yani avukat görevini yapar. Avukat adil yargılanma hakkını tesis etmek için çabalar. Avukat kanunu kendisinin çizmiş olduğu sınırlar içerisinde bütün argümanları ileri sürmek için vardır. Avukat hakimlerin vicdanına dokunmak için vardır. Çoğu zaman onları rahatsız edici beyanlarda bulunmak için vardır. Ben bir hakimi eğer rahatsız ediyorsam, o hakim bana cevap verme ihtiyacı hissediyorsa doğru yolda olduğumu ve avukatlık yaptığımı şey yapıyorum, hissediyorum. Diğer taraftan işte geçmişte işte hakkında suç duyurusunda bulunan avukatlar vardı. Ben de onlardan bir tanesiyim. Birçok meslektaşımız zaman zaman bunlarla zaten şey yapıyor, karşılaşıyor. Ve çoğu da beraat kararıyla şey yapıyor, bitiyor. Çünkü savunma dokunulmazlığının kapsamı içerisindeki bu tür beyanatların ve konuşmaların, duruşma esnasında sarf edilmiş olan sözlerin suç oluşturmadığı zaten çok açık. Ancak bunlar da tabii bir baskı ve korkutma ve sindirme yolu olarak, yani sürünsünler şeylerde, savcılık koridorlarında ya da biz bir Adalet Bakanlığı'ndan bu konuyla ilgili olarak bir izin şey yapalım, talep edelim. Bununla ilgili olarak bakalım ne olacak şeklinde böyle bir takım yaklaşımların tabii ki sergilendiğini şey yapıyoruz, görüyoruz ama yani bu yaftalanmaların çok fazla böyle bir öneminin olmadığını, bir karşılığının olmadığını, özellikle hukuk camiasında bununla ilgili olarak hala çok sistemin içerisinde yer alan çok düzgün Cumhuriyet savcılarının, hakimlerin ve yüksek yargıçların bulunduğunu bir kere daha şey yapayım, ifade edeyim. O yüzden avukatlar bilgileriyle değer kazanırlar ve bilgileri onları bir yerlere taşır. Ne siyasi ve ideolojik yaklaşımları ne de üstlenmiş oldukları görevlerden dolayı yaftalanmamaları gerekir. Bunu bir kere daha ifade edeyim. Şimdi, sormuş olduğunuz ikinci soru, yani avukatlarla ilgili gözaltı süreçleri, işte tutuklanmalar, arama el koyma işlemleri, bunlarla ilgili olarak geçmişte Banu Hanım, biz tabii çok sayıda HSK şikayeti gerçekleştirdik. Yani özellikle Ceza Muhakemesi Kanunu 130. maddesinde avukatların iş yerlerinde yapılacak olan aramaların ne şekilde gerçekleşeceği, avukatların mesleki faaliyetleriyle ilgili olarak soruşturma ve yargılama usulleriyle ilgili olarak da yine avukatlık kanunundaki bir takım düzenlemeleri çok sıklıkla gündeme getirdik. Bunları bizzat böyle aslında bu sistemin içerisinde tecrübe etme fırsatı yakaladık. HSK'dan bu konuyla ilgili olarak bir takım kararlar çıktı, bir takım iddianameler düzenlendi. Geçtiğimiz haftalarda hatta bu konuyla ilgili olarak bir avukat meslektaşımızın 2009 senesinde iş yerinde yapılmış olan bir aramayla ilgili olarak yaptığımız şikayet HSK tarafından 130. maddeye aykırı bulunarak bir iddianameye dönüştürüldü. Ve şu anda o hakimler ve Cumhuriyet Savcıları yargılanıyorlar. Yargıtay 8. Ceza Dairesi'nde görev suçu kapsamında. Bunlar tabii ki bu ülke için ben önemli kazanımlar olarak şey yapıyorum, görüyorum. Yani bu mahkemelerden verilecek olan kararları da önemli kazanımlar olarak görüyorum. Fakat ne yazık ki hakimlerin özellikle kişisel kusurlarından dolayı ve kasten vermiş oldukları hukuk aykırı kararlardan dolayı hukuki sorumluluklarının bulunmaması ve çoğu zaman HSK tarafından bunların göz ardı edilmesi bu hukuka aykırılıkların da süre gelmesine neden oluyor. Bir avukat şimdi tabii ki şunu kabul ediyorum, yani özellikle terör suçları söz konusu olduğu zaman terör suçları ile ilgili olarak o izin prosedürünü işletmeniz gerekmiyor. Yani sadece avukatlar açısından değil, bu konuda Yargıtay Ceza Genel Kurulu bir karar verdi. Avukatlar açısından değil, HSK'nın bu konuda bir değerlendirmesi var. Aynı zamanda hakim ve savcılar açısından da bu prosedür işletiliyor ve doğrudan gözaltı kararı ve tutuklama kararı verebiliyorlar. Ama şimdi mesela ben biraz önce bahsetmiş olduğum bir meslektaşımla ilgili olarak, yani tamamıyla avukatlık faaliyetinin kapsamında olan ya da ne bileyim vergi ziya suçunu oluşturabilecek olan bir meseleden dolayı ya da bir isnattan dolayı gözaltında işte günlerce tutulmasını, yani bunların tamamıyla avukatlık mesleğinin ne anlama geldiğini bilmeyen ya da bunu anlamlandıramayan ya da tam olarak kavrayamamış olan kişiler tarafından gerçekleştirilmiş olan hukuka aykırı işlemler olarak şey yapıyorum, görüyorum. Ve tabii ki özellikle işte bu meslektaşlarımızın iş yerlerinde yapılan aramalarla ilgili çok ciddi şeyler var, problemler var. Ne olursa olsun İşte bu aramaların işte genel hükümlere göre değil, İşte Ceza Muhakemesi Kanunu 130. maddesine göre yapılması gerektiği, yine bu aramalarda mutlaka baro gözlemcisinin bulunması gerektiği, bu aramalarda Cumhuriyet Savcısının bizzat bulunması gerektiği gibi bir takım usul kuralları getirilmiş vaziyette. Bu usul kurallarına ama ne yazık ki çok fazla da riayet edildiğini şey yapamıyorum, söyleyemiyorum ama
en azından şunu ifade edebilirim ki özellikle Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin Ergenekon davasında vermiş olduğu ama işte o içtihat değişiklikleri sonra çok fazla oldu. İşte o insancıl hukuka, daha özgürlükçü hukuka bizim dönmemiz gerekiyor. Vermiş olduğu bazı kararlarda özellikle bu aramaların hukuk aykırı boyutu açık bir şekilde, net bir şekilde ifade ediliyor ve bozma konusu yapıldı. Ve buradan elde edilmiş olan bütün delillerin hukuk aykırı bir mahiyete sahip olacağı da ifade edilmiş vaziyette bu kararlarda. Ama ne yazık ki işte kağıt üzerindeki kurallarla ne yazık ki uygulama birbiriyle çoğu zaman çelişiyor. Aslında hukuk sisteminin karşı karşıya kaldığı en büyük problem de bu oluyor. Ne yazık ki yargıçların ve hakimlerin uygulamalarında teamül adını verdiğimiz bir takım uygulamalar hayata geçiriliyor ve bunlar böyle sıradanlık kazanmış, olağanlık kazanmış olan bir takım uygulamalar oluyor. Ama bunları tabii ki hiçbirimiz kabul etmiyoruz. Bunları itiraz etmeye bütün meslektaşlarımız devam etmeli. Bu ülkede, bu ülke sınırları içerisinde hukuk devletinin çizmiş olduğu prensipler çerçevesinde hukuk kurallarının aldığı güçle savunma makamının savunma yapması ya da müvekkillerinin menfaatlerini korumak noktasında çok daha incitici bir takım sözler sarf etmesi ya da çok daha incitici ve kırıcı bir takım yaklaşımların içerisine girmesinden savcılarımız ve hakimlerimiz alınmasınlar ve bunu bir özgür alan olarak. Şimdi ben bu konuyla ilgili olarak bu konuyla ilgili olarak bir başka hassas noktaya daha değinmek istiyorum. Hem savunma makamının tehdit altında olması hem de yargı bağımsızlığını etkilemesi bakımından ben siyasilerin, daha doğrusu yürütme organını temsil eden kişilerin yargıçların savunmayı ve kararları eleştirmelerini doğru bulmuyorum. Bu tür eleştiriler, bu tür saldırı diyeyim artık, bu tür hareketler bence yargı makamı üzerinde olduğu kadar savunma makamını da tehdit altına alıyor diye düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz sevgili Mesut? Kesinlikle öyle hocam. Yani en son zaten biliyorsunuz, en son tartışmada Cumhurbaşkanı tarafından yapılmış olan bir açıklama var. O açıklamada işte müvekkillerini savunmak konusunda işte sınırları aşan bir takım avukatların işte ruhsatlarının iptal edilmesi gibi bir konuda bile gündeme gelebilir şeklinde bir şey yaptı, bir açıklama yapmıştı. Yani bu geçmişte de çok fazla böyle ileri sürülen aslında bir şeydi, bir meseleydi. Hayır, aslında siyasal iktidarların tabii ki bundan büyük çekince duymaları, bundan bunu istememeleri, bunların gündem haline gelmesini anlamamaları ya da işte duruşma salonlarındaki adaletsizliklerden bir haber olmaları, bu adaletsizlikleri kamuoyuyla paylaşan işte avukatların aslında avukatlık değil de avukatlık dışı bir takım faaliyetlerin olduğu yönünde bir takım kanaatlerini ifade etmelerini ben anlayabiliyorum. Anlayabiliyorum ama bunları çok da değerli bulmuyorum. Çünkü bunlar somut gerçeklikten çok da uzak aslında şeyler, durumlar ve değerlendirmeler. Çünkü bizler bu yargı mekanizmasının içerisindeki emekçileriz. Bizler bu yargı mekanizmasının içerisindeki yükleri sırtlanmış olan kişileriz. Bizler bu mağduriyetleri yaşadığı zaman bu insanlara karşı sorumluluğumuzu ifade eden, sorumluluk taşıyan kişileriz. O yüzden bunları ifade etmek, bunları kamuoyuyla paylaşmak ya da hakimlerin vicdanında söyledikleriniz bir değer ya da karşılık bulmadığında bunların kamuoyu vicdanına aksetmesini sağlamak bir avukatın görevi olduğunu düşünüyorum ve daha önce de ifade ettiğim gibi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin de bu konuda bir takım kararları mevcut. Şimdi tabii ki yani şu yargıyı aslında bir kendi haline belki şey yapsak, bıraksak ve siyasi etkilerden tamamen ari, tamamen siyasilerin açıklamalarından bağımsız işleyen bir yargı sistemi oluşturabilsek bu ülkedeki birçok problemi de aslında çözebileceğiz, bir ilerleme kaydedebileceğiz. Çünkü temel itibariyle bu ülkedeki adaletsizlik ne yazık ki ülkedeki bütün diğer problemleri sirayet eden bir şey. Yani bu ülkedeki bir ekonomik problemi varsa bu ülkedeki hukuk devleti probleminden de kaynaklanan bir şey bu. Bu ülkede eğer sermaye kaçıyorsa sizin haksız ve hukuk aykırı bir şekilde vermiş olduğunuz el koyma kararlarından ya da işte hukuk güvenliğini orada acaba ben buraya bir yatırım yaptığım zaman bir yabancı burada bir paramı kaybetme ya da devletin buna el koyma gibi bir
şeyi olabilir mi kaygısını eğer taşıyorsa oraya yatırım yapmaz. Ülkeye para girişi olmaz. Ülkeye yatırım yapılmaz. Ama hukuk devletinin olduğu, hukuk güvenliğinin olduğu, kendisini güvende hissettiği her yere yatırımcı gider, parasını yapar. Orada ekonomik kalkınmaya şey yaparsınız, rastlarsınız. Yani o yüzden bakarsanız hukuk devletinin olmadığı her yer üçüncü dünya ülkesidir. Ama hukuk devleti olarak nitelendirdiğimiz her yer gelişmiş ve kalkınmış ülkelerin olduğu, ekonomik anlamdaki ülkelerin olduğu yerlerdir. O yüzden tabii ki sizin sormuş olduğunuz soruya tekrar dönecek olursam, yani burada sizin en özgür bırakmanız gereken, bir ülke toprakları içerisinde en özgür bırakmanız gereken yer her zaman yargı sistemi olmalıdır. Yargı bağımsızlığı olmalıdır. Sadece bu verdiğiniz kararlardaki bağımsızlık ve tarafsızlık olgusundan bahsetmiyorum. Görünüşteki tarafsızlık ve bağımsızlık olgusundan da bahsediyorum. O yüzden şu noktada hemen bir parantez açarak işte adli yılın açılış dönemlerinin neden Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda yapılmaması gerektiği de işte bu görünüşteki bağımsızlık probleminin aslında bir tezahürüdür. O yüzden biz bu eleştirileri şey getiriyoruz. O yüzden yüksek yargıçta oraya gitmesini diyoruz. Cumhurbaşkanı yani yürütmeyi temsil eden en baştaki kişi duruşma süreciye girdiğinde, soruna girdiğinde yargıçların ayağa kalkmaması gerektiğini. Çünkü gün gelir onun ailesinden birisini yargılayacaksınız. Belki kendisiyle ilgili olarak herhangi bir uyuşmazlık olması gerektiğini, bir yargılama faaliyeti söz konusu olabilir. O yüzden sizin görünüşteki tarafsızlığa ve bağımsızlığa da bu noktada sirayet etmeniz gerekir ama bizler, yani ben genç sayılabilecek bir meslektaşınızın, en azından kendimi böyle nitelendiriyorum. Ama yani koca koca yargıçların, koca koca cumhuriyet savcılarının, koca koca cumhuriyet başsavcılarının yani bu düşündüğümüz şeyleri düşünemediğini farz etmiyorum bile. Yani varsaymıyorum, mutlaka düşünüyorlar ama başka bir sahipla şey yapıyorlar, hareket ediyorlar anladığım kadarıyla. Yani en son örnekte de biliyorsunuz, yani bir meslektaşım şey, bir gazeteci hakkında, Ali Can Uludağ hakkında da bir soruşturma başlatıldı. İşte o soruşturmada biliyorsunuz Ankara Cumhuriyet Başsavcısının işte eşiyle hemen düğün öncesi ya da düğün sonrası bir fotoğrafmış galiba, tam olarak bilmiyorum ama Cumhurbaşkanı'nın işte ziyarete gitmesi, yani hukuk tarihinde başka bir örneği var mı hocam bilmiyorum, yani siz ben de görmedim. Yani uygulamalara şahit oluyoruz hep birlikte yani. Yani şimdi şu açıdan şey yapayım bakayım, yani ben bu ziyareti garipsemiyorum. Ama bu ziyaretin işte bu işte gelinliğin değiştirilmesi, ondan sonra işte böyle fotoğrafların çekilmesi şeklinde bir ritüele büründürülmesini şey yapamıyorum, anlamıyorum. Yani orada bir hukukçunun buna çok rahat bir şekilde karşı çıkması gerekir. Yani bu siyasal iktidar tarafından ya da iktidarın temsilcileri tarafından sergilenmek istenecek bir pozdur. Yani ama benim savcım görüntüsü yaratılmamalı. Evet. Bu bana evet. Ait görüntüsü yaratılmamalı. Evet. O açıdan zaten şey. Bu arada sohbete devam edeceğiz de bazı izleyicilerimiz kaygılanıyormuş, merak ediyorlar. Arabayı ben kullanmıyorum. Merak etmesinler. Yani güvenli bir şekilde gidiyoruz. Biraz önce zaten şey, benzin aldınız galiba, onu da fark ettik. Yolda kalmayacağız. Yolda da değmiş olacağız. Evet, benzin aldık çünkü yani çekmeyen bir yerde kalırsak yolda kötü olurdu. Evet. Banu Hanım'ın bir sorusu olacak galiba. Hocam bu akşam ben çok soru sordum, o yüzden size bırakmak istedim ama bir tane daha benim böyle not aldığım bir sorum var. Bu savunma bağımsızlığı, aslında yargı ve savunma bağımsızlığına yönelik tehditler, yaşananlar bu sebeple şeyi getirmeyecek bence. Kol kırılır, yani içinde kalır olayı olmayacak. Yani bu sadece Türkiye'nin içerisinde sadece Türk hukukçularını veya Türk milletini ilgilendiren bir durum değil. Biraz önce siz de bahsettiniz meslektaşım. AİHM kararları vesaire, uluslararası anlaşmalar, evrensel hukuk kuralları, Havana kuralları. Yani bu noktada biz Türkiye olarak dünyada tek ülke değiliz ki. Dışarıdan Türkiye'nin karşılaşacağı yaptırımlar veya işte düşeceği durum anlamında da bir yorumlamak istiyorum bu konuyu hep birlikte hukukçular olarak. Siz ne dersiniz? Yani kesinlikle öyle. Tabii ki aslında biraz önce söylemiş olduğum şey, yani hani ekonomiyle hukuk devletinin nasıl bir ilişkisi olabilir noktasındaki aslında bağdaştırma, aslında bu söylediğiniz sonunda bir ölçüde şeyi, karşılığı. Çünkü
Yani sıradan bir, bu ülkenin vatandaşı olmak zorunda değilsiniz. Yani bir yabancı bu ülkeye geldiği zaman tatil yapmaya gelirken dahi hukuk güvenliğinin olup olmadığına şey yapar bakar. Yani ben o sınır kapısından içeri girdiğim zaman haksız bir ithamla karşı karşıya kalır mıyımın endişesini şey yapar. Ve zaman zaman da ülkeler bu konuyla ilgili olarak özellikle bir takım açıklamalar da şey yaparlar, yayınlarlar. Yani işte orada işte bir takım o ülkeye gittiğinizde işte bir takım güvenlik problemleriyle karşılaşmayacağınız noktasında. Ya da işte bazı ülke vatandaşlarının o ülkeye gittiğinde herhangi bir tehdit algısıyla karşılaşıp, yani bu sadece böyle milli savunmayı ilgilendiren bir konu olarak karşımıza çıkmaz. Biliyorsunuz bu ülkede işte Alman bir gazetecinin Almanya şansölyesiyle Cumhurbaşkanı arasındaki yapılmış olan görüşme sonrasında serbest bırakıldığına tanıklık etti. Ya da işte İzmir'de çok uzun süre tutuklu kalan bir papazın daha sonra işte Trump tarafından Cumhurbaşkanı ile yapılmış olan görüşme neticesinde, ki neler neler söyleniyordu, yani adamın ajanlığı da vardı. İşte inanılmaz şeyler söyleniyordu. Ben o dönemde de yani dosyayı çok fazla bilmediğimden dolayı sessiz kalmayı tercih etmiştim ama neler neler söyleniyordu. Bir anda adam hakkında yurt dışına çıkış yasağı bile konulmaksızın, yani ajanlık suçlamasıyla suçlanan bir adam Amerika Birleşik Devletleri'nin göndermiş olduğu uçağa bindi ve Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti ve geçtiğimiz günlerde neyle karşılaştık? Geçtiğimiz günlerde Trump seçim çalışmalarında işte o papazın, Brunson'un görüntülerini şey yaparak, paylaşarak işte bu bizim yapmış olduğumuz vatandaşlarımızı korumak noktasındaki önemli bir şeydir, icraattır şeklinde bunu bir reklam malzemesi haline şey yaptı, dönüştürdü. Yani işte bu ülkenin bu tür görüntüler vermemesi gerekiyor. Yani bu ülkenin gerçekten adil bir yargılamanın koşullarını oluşturması gerekiyor. Ya da ne bileyim gazetecilerin 3 satır haberden dolayı tutuklanmamaları gerekiyor. İşte en son Barışlar örneğinde olduğu gibi. Ya da işte gazetecilerin işte casusluk iddiasıyla, işte Müyesser Yıldız örneğinden şey yapıyorum, bahsediyorum. Casusluk iddiasıyla işte gözaltına alınıp arkasından işte 329. maddeden dolayı tutuklanmamaları gerekiyor. Ya da işte bir ülkede, hukuk devletinde Anayasa Mahkemesi'nin vermiş olduğu kararı siyasal iktidarın temsilcilerinin içselleştirmeseler dahi böyle görünmeleri gerekiyor. Siyasal iktidarın temsilcileriyle, yani açık açık söyleyelim, İçişleri Bakanı ile Anayasa Mahkemesi üyelerinin ya da Anayasa Mahkemesi Başkanı'nın Anayasa Mahkemesi'nin vermiş olduğu kararlar üzerinden bir tartışmaya girdiğine şahit olmamamız gerekiyor. Ya da işte Sayın İçişleri Bakanı tarafından bu konuyla ilgili olarak ya geçen gün bir laf ettik, Anayasa Mahkemesi'ni de kimlerin savunduğu ortaya çıktı şekilde bir değerlendirme yapmaması gerekiyor. Yani o yüzden işte bu yargı sistemine gölge düşürecek ya da yargı sisteminin siyasal iktidarın etkilerine açık olduğu şekilde bir görüntü verecek olan davranışlardan en başta siyasal iktidarların, siyasal iktidarlar zarar göreceğinden dolayı ve daha otoriter olarak nitelendirileceklerinden dolayı, yargılanacaklarından dolayı engel olmaları gerekiyor. Buna dikkat etmeleri gerekiyor. Ancak ne yazık ki yani son dönemde özellikle çok fütursuz bir şekilde bu yaptığımız eleştirilerin tam zıttı uygulamalar ve söylemlerle karşı karşıya kalıyoruz. Evet, ne yazık ki öyle. Hocam, eklemek istediğiniz, sormak istediğiniz bir şeyler var mı? Duyabiliyor musunuz hocam? Hocam duyamıyor galiba. Evet, duyabildim. Soruyoruz. Hukuk namına son söyleyecekleriz. Hocam, o zaman hukuk namına programımızda meslektaşım, biz konuklarımıza bir hukuk namına en son ne demek istersiniz diyoruz. Bir son söz veriyoruz. Ondan sonra programımızı kapatıyoruz. Buyurun. Ben sözümü şu şekilde toparlayayım. Tabii ki haddim olmayarak bunu şey yapıyorum, söylüyorum. Belki bizi izleyen üstadlarım vardır, meslek büyüklerim vardır. Onlara da saygıda bir kusur etmeksizin yapmak istiyorum. Ama ben tabii meslek büyüklerimden öğrendiğim şeyi de aslında burada ifade edeyim. Bizi en değerli kılan şey tabii ki özellikle avukatları ve hukukçuları değer kılan şey her zaman otoritenin karşısında olmaları ve karşınızda devletin olduğunu bile bile bütün hukuk kurallarını zorlayarak
oradan adil bir yargılanmanın çıkmasını sağlamaktır. O yüzden değerli meslektaşlarımın özellikle böylesine bir dönemde bir baskıyla karşı karşıya kalmaları, böylesine bir dönemde belki eziyet derecesine varacak olan bir takım uygulamalarla ya da söylemlerle karşı karşıya kalmalarından dolayı herhangi bir şekilde bir ümitsizliğe kapılmamaları gerektiğini düşünüyorum. Ben bu ülkenin en karanlık dönemlerinden bir tanesinde avukatlık yaptım ve savunduğum insanların yıllarca cezaevinde kalacağını düşünerek bir takım hukuki argümanları üretmeye çalıştım, avukatlık yapmaya çalıştım. Ancak gün geldi ve gördük ki hakkı olana teslim edildi en sonunda ve yıllarca beklemek zorunda da kalmadık. O yüzden meslektaşlarımız bildikleri yoldan yürümekten asla vazgeçmesinler. Bu tür işte sindirme ya da suç duyuruları ya da yürütülen soruşturmalar yoluyla da özgürlük alanları daraltılacak olan uygulamalardan siyasal iktidarlarda özellikle kaçınsın dileğimi ifade edeyim. Ama meslektaşlarım açısından da her neyle karşılaşırsak karşılaşalım, biz avukatız, bizim işimiz otoriteyle mücadeledir, bizim işimiz hukuk kurallarını sonuna kadar zorlamaktır, bizim işimiz mesleğimizi profesyonel bir şekilde yapmaktır. Biz zaten bunu eğer zorlamalar ve kısıtlamalarla yapacak olursak zaten kendimize ne savunmanın kutsallığından bahsedebiliriz ne de bu müdafilik görevini yani avukatlık görevini tam anlamıyla hakkını vererek yaptığımızdan dolayı övünebiliriz. Bu ülkeyi gerçek bir demokrasi haline getirecek olan, gerçek bir hukuk devleti olana getirecek olan ne Cumhuriyet savcılarıdır ne de hakimlerdir, avukatlardır. Avukatlar da bu bilinçle hareket etmeli bence. Teşekkürler. Hocam siz bir şeyler söylüyor musunuz hukuk namına? Hocam sesiniz gelmiyor. Bizi duyuyorsanız sesinizi. Evet. Söyleyeceğim tabii. Evet. gerek yargı bağımsızlığı, gerek yargıçların bağımsızlığı ve yargıçlar üzerinde hegemonya kurulmaması, savunmanın hedef gösterilmemesi ve savunmanın rahat bırakılması hukuk devletinin temelleridir. Bu temellerden sapmış hiçbir iktidar ve diktatör çok uzun süre yaşayamamıştır. Ben bunun bilinmesini ve bu çerçevede savunmanın da serbest bırakılmasını, savunmanın özgür bırakılmasını, rahat olmasını diliyorum. Hocam çok güzel ifade ettiniz. Sevgili meslektaşım Hüseyin Bey de kendisine hem meslek adına verdiği mücadeleler için teşekkür ediyorum. Hem bu akşam bizle bu tecrübelerini paylaştığı için çok teşekkür ediyorum. O zaman programımızı kapatıyoruz. Herkese iyi akşamlar diliyoruz. Hoşçakalın. İyi akşamlar, teşekkürler Zeynep. İyi yolculuklar hocam. Sağ olun. İyi yolculuklar hocam.